bir aktivite alanına döndü burası. Özellikle yaz akşamlarında. Girişte de bir heykelimiz vardı. Ben bunu kendi otobüsüne bahsettim. Marmaris dünyanın incisidir. İnci heykelimiz de var orada. Kustos'ta adı. Osmanlı döneminden kalma da kalemiz var. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı 1521 yılında. Orada da kaleyle ilgili detayları vereceğiz. Açılmış olur tamamen değil mi? Açılmasından ziyade. Onu kandırır. Yok. Doğru abi. Buyur. Aynı zamanda orada tarihi camimiz de var. Osmanlı döneminden kullanılmış bir alan. Kervansaray olarak kullanılıyor. Zaten burada sakin. Bildiğiniz üzere bölgemiz ağırlık dış pazarla iştigal eden bir bölge. Birinci sırada İngiliz pazarı, Rus pazarı, Ukrayna, Avrupa, Arap pazarı olmakla birlikte bu seneki pandemiden dolayı ne yazık ki dış pazar tükenmiş durumda. Yani şu anda gördüğünüz gibi otellerin büyük bir bölümü kapalı, esnafın büyük bir bölümü kapalı. Biz turizmciler olarak her şeye hazırlıklı idik. İşte savaş oldu, turizm yeni oldu. Deprem oldu, turizm yeni oldu. Ekonomik krizler oldu. Buna benzer birçok şey oldu. Turizm yine oldu. Az da olsa oldu, çok da olsa oldu. Ama ne yazık ki hiç beklemediğimiz bir yerden bir gol yedik. Yani ters köşe olduk. Sadece Türkiye değil, tüm dünya genelinde etkilendi. Bütün sektörler. Ve Türkiye'de de en fazla etkilenen sektör ne yazık ki turizm sektörü oldu. Başta seyahat ajantaları ve otelciler olmak üzere. Bakın şimdi ne dedik? Düşündük dedik ki ya yani burası tamam dış pazar ağırlıklı bir yer ama bizim bir de iç pazarımız var. O nedenle bir proje kafamızdan geçti. Bu proje neydi? Marmaris ilçesine yakın olan bölgeler, Muğla iline yakın olan iller hangisiydi? İşte İzmir, Aydın, Denizli, DTK başkanlarıyla görüştüm. En azından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına programımıza koyarız dediler. Hemen birkaç haftalık bir şey bu. Geçmiş olan bir proje. Hemen biz gerekli kurumlarla görüştük. Kendi başkanımızla görüştük. Belediye başkanlarımızla görüştük. Oda başkanlarımızla görüştük. Ve buraya normalde biz daha fazla davet edecektik ama bu pandemiden dolayı şu anda sanırım ya 45 ya 46 tane seyahat ajantası sahibi var ve tamamı iç pazarda iştigal eden seyahat ajantası. İzmir, Aydın, Denizli, Afyon, Uşak. Bu 5 ilden burada seyahat ajantası sahipleri. Arkadaşlarımız var. Bölgeyi onlara göstermek amacımız. Bu bölgede iç pazarı hareketlendirmek. Eminim bunun faydası olacak. Eminim buraya arkadaşlarımız kutlarına koyacaklar, programlarına koyacaklar ve yani az da olsa bize bir hareketlilik getirecekler diye düşünüyorum. Programımız, özür dilerim, iki gün önce başladı. İlk olarak Straton Hikaye'yi ziyaret ettik. Yatağın tarafından başladık. Daha sonra Belen Kahvesi'ydi, Kerimoğlu Türküsü eviydi. İşte Muğla'nın eski evleri, konakları, sokakları. Bu bölgeyi gezdik ilk iki gün. Son gün Marmaris'e ayırdık. İşte ilk olarak kaleyi ziyaret ediyoruz. Daha sonra bir
tekneyle bütün koyları arkadaşlarımıza göstereceğiz, gezdireceğiz. Daha sonra belirlemiş olduğumuz otelde bu iç pazarda faaliyet gösteren arkadaşlarımızı otelcilerle ve ajantacılarımızla buluşturacağız, tanıştıracağız. En azından birbirleriyle kontak sağlamaları ve iş yapmaları açısından akşam üzerinde kendilerini yolcu edeceğiz. Yani bu programla ilgili benim söyleyeceğim şu anda bu amacımız bölgemizde Marmaris dünyanın gerçekten en özel ve güzel yerlerinden bir tanesi. Bu bölgede iç pazar hareketliliğini biraz artırmak. Çünkü dış pazarla gelen haberler pek iç açıcı değil. En azından bu sene için değil. Eskişehir BTK ile görüştüm. Diğer birkaç BTK var, onlarla görüştük. Onlarla da muhtemelen sezon sonunda bir info gezisi düzenleyeceğiz. Bu info gezileriyle en azından iç pazardaki hareketliliği bölgemizde sağlamayı düşünüyoruz ve planlıyoruz. Aslında tüm bölge ajantalarımız oldukça faydalı bir tur oldu. Ne açısından oldu? Normalde Muğla'yı, Marmaris'i zaten hepimiz az çok biliyoruz. Ama bu cennet köşede bilmediğimiz noktalar olduğunu da gördük. Ki mutlaka daha da güzellikleri olduğuna da eminiz. Tabii bu da bizi birazcık daha böyle yeni turlara, yeni destinasyonlar olarak hareketlendirdi. İnşallah dönüşte hepimiz böyle Muğla'mız için güzel gene paketlerimizi hazırlayıp gene hızlı bir şekilde bu tarafa doğru bir akım sağlamaya çalışacağız. Denizli'den geliyoruz. Menteşe Beyliği'nin alanını gezdikten sonra Marmaris'te Muğla ilimizin bir ilçesi ve Türkiye'nin Ege bölgesindeki başkentlerinden birisi. Fakat pandemi dolayısıyla yorgun, dingin, sakin, özlemle eski günleri aradığını görüyoruz. İnşallah umutlarımıza kısa zamanda kavuşuruz.